İkinci Dünya Savaşı'nın en çetin günlerinde Türkiye, savaşa dahil olmamasına rağmen son derece zor bir dönemden geçiyordu. Henüz 16 yaşındaki genç Cumhuriyet, yıllar süren savaşların akabinde yaralarını sarmakla meşguldü. Fakat patlak veren savaş buna da mani oldu. Öyle ki artık Türkiye'de ekmekler sınırlı bir şekilde ve karne ile veriliyordu. Ordunun ve halkın bir günlük ihtiyacı için talep edilen 2000 tonluk hububat maddesinin sadece 2 tonu karşılanabiliyordu. İşte bu zorlu günlerle alakalı olarak Şevket Süreyya Aydemir, dönemin Ankara Milletvekili Mümtaz Ökmen'in Kızılay'daki evine gittiğini ve Ökmen'in ona şu sözleri söylediğini kaydeder. "Şevket, bu gece hiç uyuyamadım. Bu salonun içinde bir uçtan bir uca dolaştım durdum. Biliyor musun ne düşündüm? Düşündüm ki şu balkona çıkayım ve oradan kendimi sokağın taşları üzerine atayım. Yalnız üzerimize aldığımız şu yükten kurtulmak için değil, millet dediğimiz, ordu dediğimiz son varlıklarımıza karşı şu ülkede ve hele şu asırda bu kadar aciz ve çaresiz kaldığımız için." Ve Aydemir ekler. "Ökmen'i tanırdım. O intihar edebilirdi. O kadar içten ve o kadar kararlı konuştu ki ben bu saatte bu eve geldiğim zaman onun cesediyle karşılaşabilirdim."